Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anneler gününe özel bir etkinlik daha yapacağım arkadaşlar. Geri dönüşüm fikirlerini çok seviyorum. Okul öncesi öğretmeninde olduğum için bu tarz şeylere yatkınlığım çok fazla. Her ne kadar atanamamış bir öğretmen de olsak seviyorum yine de. Böyle arkadaşlar, salça kavanozunu, salça kutusunu görüyorsunuz. Kestim, boşalmıştı. Sonra arkadaşlar tahta mandallar duruyordu. Çamaşırlar artık kurutmalı astığımız için ya da makinelere attığımız için kurutma makinelerine gerek kalmadı. Böyle arkadaşlar, bunları bu şekilde tek tek geçiriyorum. Çocuklarınızla çok güzel yapabilirsiniz. Onlar geçirsinler böyle arkadaşlar. El kasları kuvvetli olur. Onlar da yaparak, yaşayarak öğrenmiş olurlar. Beraber kaliteli vakit geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Böyle hepsini siz farklı renkli mandallarla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bizim bu ahşap mandallar duruyordu. Süslü mandallar da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. İşte arkadaşlar, şöyle de bastıralım. Hepsi eşit olsun. Çok da güzel bu şekilde. İçine de arkadaşlar böyle bir kavanoz koyabilirsiniz. Kavanozu kaplayabilirsiniz. Kurdal yapabilirsiniz. Bizim elimizde hangi malzemeler varsa. Böyle bir çorap vardı arkadaşlar. Ben bu çorabı böyle geçireceğim. Yapıştırma falan gereği olmadan daha güzel oluyor. Çünkü silikon tabancası falan dediğim gibi bozulduğundan dolayı şöyle arkadaşlar yaptım. Burasını tabii ben daha sonra şu şekilde arkadaşlar keserim, orayı bir bantlarım. Böyle içine koyduk mu, şöyle göstereyim, hem kavanozumuzun gözükmüyor hem de renkli oluyor. Siz daha süslü varsa yapabilirsiniz. Böyle de arkadaşlar çiçekleri içine koyduk mu, İşte arkadaşlar size muhteşem bir vazo. Sevgili annelerinize yapabilirsiniz. El yapımı gibisi yok arkadaşlar. Çocuklarınıza yaptırabilirsiniz. Öğrensinler sevgili arkadaşlar. Yaparak, yaşayarak bir şeyleri üretmenin farkına varsınlar. Mutluluğunu yaşasınlar. Görüyorsunuz. Muhteşem bir. İşte üretmek güzel arkadaşlar. Evde hangi ürünler varsa, hangi malzemeler varsa aklınıza gelen zaten bir sürü model var arkadaşlar. İnternetlerde dolu. Yani bir nebze de olsa fikir olabildiysem ne mutlu. Bunu böyle renkli tüllerle de yapıp fiyonklayıp arkadaşlar annelerinize hediye edebilirsiniz. Bence muhteşem bir fikir. Yapay çiçekler de olabilir arkadaşlar. Artık size kalmış. Ben bu güllerden bahçede vardı. Görüyorsunuz güllerinde muhteşem, mis gibi. Böyle arkadaşlar yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Fikir olmuştur sizlere de. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.